%45 oranında bir artış söz konusu. Türkiye'de çiftçilik işçilerle memurlarla neredeyse aynı kefeye konuluyor. Oysa çiftçilerin durumu çok farklı. Çiftçilerin yıllık ödemesi gereken Bağkur miktarı 20.000 TL'yi geçiyor. Köylüyü bitirdin miydi? Hayvancılığı bitirdin miydi? Tarımı bitirdin miydi? Hayat biter hemşerim gider. Vallahi çiftçi önce mazotunu gübresini alsın da Bağkur'a para bıraksın. 2022 Tarım Bağkur primi 1668 lira 83 kuruş oldu. Borç batağındaki çiftçiler primlerini yatıramayacak. Çiftçi bu parayı kazanıp bu aile ödeme durumu mu? Yok, şimdilik yok. Millet zaten yiyecek ekmeği zor bulup duru. Bir Bağkur primlerini yükselt, onu yükselt, bunu yükselt. Mazot olmuş bilmem kaç para. Sabahleyin mazot oluyorum traktöre, 800 lira depo dolmadı. Artan girdi maliyetleri, tarımsal üretimdeki plansızlık ve kuraklık derken üretici zor bir yıl geçirdi. Bir ton gübre için bir dönüm tarla satacak. 15 lira gübre, 15 lira da tarlanın dönümü. Yeni sene bu çiftçi nasıl ekip biçecek? Sezon kıtlık geldi. Nasıl edeceğiz bu işi? Bir ton gübreye bir dönüm tarla satacak. Çiftçi de tarla kalmaz. Tekelcilerin eline geçecek. Çiftçi ekmeyecek. Adamların eline geçecek. Bu çiftçi nasıl edecek? Borçlanarak üretim yapmaya çalışan çiftçilere bir darbede yaklaşık %45 oranında artan Bağkur primi oldu. Ben emekliyim, eşim çiftçi Bağkur. Gerçekten bu şartlarda gayet zorlanıyoruz yani bu ödeme konumlarında. 2021 yılı için alt sınır 1152 liraydı. Bu parayı bile ödeyemeyen üreticilerin Bağkur borçları bu senede katlanacak. Tarlamızı, arazimizi ekemez duruma, süremez duruma geldik. Bağkur borçlarımızı asla ödeyemeyiz. Çiftçi yani inim inim inliyor. İnşallah bir çare bulurlar. Ulusal kanala konuşan Köye Dönüş Derneği Başkanı Mehmet Öztürk, çiftçinin sağlık ve gelecek güvencesinin olmayışının üretimi olumsuz etkilediğini söyledi. Çiftçilerin bu Bağkur borcunu ödemekte çok zorlanacağını, zaten bir sürü borçları varken bir de bunun üzerine bineceğini düşünerek onlar adına daha kötü günlerin beklediğini düşünüyor. Belli ölçekte hayvanı olan, belli ölçekte zirai arazisi olan insanların, özellikle bayanların mutlaka sigortasının devlet tarafından karşılanması gerekir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Nabi Köse, para kazanamadıkları için Bağkur primlerini yatıramadıklarını ifade etti. Hal böyle olunca gençler sigortalı iş bulabilmek için köylerden şehre göçüyor. Tarım yapıyorum, hayvancılık yapıyorum, sebzecilik yapıyorum. Cep Ayaz Bey'in odası gibi. Niye bir Bağkur'umu ödeyemiyorum ben? Hayırdır yani, derdim ne? Bu kadar çalışıyorum. Yanımda bir çocuk var, o da Bağkur'unu yatıramıyor. Veya sigortasını ben yatıramıyorum. Ben kendimi yatıramıyorum ki çocuğunkini yatırayım. O da gidecek. O da yarın bir gün baba ben gidiyorum dedim. Yapacak bir şey yok. Bir köroğlu, bir ayvaz benim gibi milyonlarca insan kalacak. Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nın askerleri, üreticiler primlerin devlet tarafından karşılanmasını istiyor. Bağkurlarımız için yetkililerin devreye girmesini istiyoruz. Hiçbir şey yapamıyorsa ki bu devir biraz zor bir devir. Ama bari yarısını devletin ödemesinde fayda var. Hadi onu da yapamıyorsa 2018 yılında yaptığı gibi prim günü sayısını 29 yerine 15 gün olarak ifade etsin. Sigorta ve Bağkur primlerinde devlet desteği olursa şehirden köylere dönüşünde önü açılabilir. Şehre giden gençlerimizin çoğunluğu sadece ve sadece sigorta yüzünden gidiyor. Çiftçilerin kayıt altına alınması bakımından da devlet tarafından Bağkur desteklemesi önemli. Kayıt altına alınması bakımından da özellikle çiftçilerimizin ve orada çalışan insanların sigorta kolaylığı yüzünden ne kadar insan çalışıyor, ne kadar insan Bağkurlu, ne kadar insan sigortalı veya sigortasız, bunlara bakmak durumundayız.